Efendim iyi akşamlar. Saat 21 ve KRT ekranlarında Stüdyo Ankara programıyla birlikteyiz. Yine önemli bir haftayı, daha doğrusu bir haftayı önemli başlıklarla arkamızda bıraktık. Uzun süredir tartışılıyordu, konuşuluyordu, görüşülüyordu. Asgari ücrete gelen bir enflasyon farkı ayarlaması olacak mı, olmayacak mı diye, bildiğiniz gibi o oldu. %30 civarında bir fark geldi. Bunun dışında emekliler ve çalışanlar için, memurlar için de yine enflasyon ayarlaması söz konusu oldu ve onlar da %40 civarında artı eksi bir fazla ücret artışıyla bu süreci geçirebildikleri için ödüllendirecekler değerli izleyenler. Bunu bütün bir hafta daha önceden başlayarak konuşmuştuk. Önümüzdeki süreçte de bunu konuşacağız elbette. Bu alınan paralar, fazla verilen paralar, ayarlamanın arkasından gelen artışlar ne kadar süreyle insanlara yetecek? Geldikleri gibi gidecek mi? Ekonominin kuralları ne diyor? Bütün bunlar programımız dahilinde konuşacağımız konulardan birisi. Diğer konu zam geldi gelmesine ama bir iddia var ki önemli bir iddia. Fiyat artışlarının eksik hesaplandığı yolunda değerli izleyenler. İşte bu eksik hesaplama elbette ki iddia %5 virgül küsür önemli bir fiyat farkı bu. Bunları topladığınız zaman da hazineye ciddi bir artı gelir yazıyor neredeyse. Bunun doğrusu nedir, ne değildir? Bu hesaplama nasıl olması gerekiyor ama nasıl hesaplandı? Bunu da programımızın içinde konuşacağız önemli uzmanımızla birlikte. Bir başka konu, o da medyaya getirmeye çalışılan basın sansürü olarak değerlendirilen, ancak bunun hafif olduğunu düşünenler var ki onlardan birisi benim. Aslında getirilen yasaların tamamı gazetecileri hapsetmeye dönük bir yasa. Aslında daha önce bir yasa getirilmişti ancak o önümüzdeki döneme bırakıldı. Ekim ayında açılacak olan meclis tekrar bunu ele alacak. Alacak ama onu beklemeden bir başka yönetmelik yayınlandı ki hakikaten evlere şenlik değerli izleyenler. Yine orada da bu meclise sevk edilmeyen, meclise de olmayan, görüşülmeyen, genel kurulda görüşülmeyen yasanın hükümlerine göre hazırlanmış bir yönetmelik. Bunun da değişik açılardan değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekiyor değerli izleyenler. Yine bir gazeteci arkadaşımız olacak. Zaten Yıldız Yazıcıoğlu da bizimle birlikte. Bu programı 3 saat boyunca kimlerle yapacağız elbette? Hemen konuklarımı sizlerle paylaşayım değerli izleyenler. Öncelikle stüdyoda Profesör Doktor Tıp Doktoru Sayın Ahmet Saltık var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Şu anda Skype bağlantımızda da görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Fikret Şahin de bizimle birlikte olacak. O da aynı zamanda tıp doktoru. Sayın Şahin hoş geldiniz. İsrail Bey teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. İnsanım iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sizlere de sevgili saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Ve Yıldız Yazıcıoğlu gazeteci arkadaşımız. De yürüttüğümüz arkadaşım da bizimle beraber. Hoş geldin Yıldız. Hoş bulduk. Evet şimdi öncelikle doktorlara dönük bir saldırı var ortada. Artık saldırı şiddet boyutunu geçti. Cinayete kadar geldi. Gerçi bu şiddetle ilgili hayatını kaybeden tek doktor değil. Geçmişe baktığınızda birbirinden değerli, çok kıymetli 13 doktorumuzun yine bu şiddetin sonucu hayattan koparıldığını göreceksiniz zaten. Yani böyle bir süreç var. Tabii bütün bunlar yaşanırken iktidardan gelen bazı tabii ki sözler de geliyor oluyor, tepkiler de oluyor. İşte Sayın Erdoğan'ın tepkisi başka oluyor. Sayın Bahçeli'nin tepkisi başka oluyor. Muhalefet başka şey söylüyor. Ama sonuç itibariyle doktorlar 2 gündür alanda. Grevdeler. Grevdeler derken şunu söylemekte fayda var. Hani böyle topluca oba sağlık sistemi çökecek biçimde
sağlık sistemi diyoruz. Pek de sağlık yok ortada ama hani sistem yok ortada ama neyse öyle diyelim. Çökecek biçimde bir grev de yok ortada. Bir kere aciller çalışıyor. Çok acil ameliyatlar yapılıyor. Doktorlar o anlamda hayati noktalarda zaten görevlerinin başındalar. Bir de bu böyle yanlış da aksettiriliyor. Özellikle çok bilinçli bir biçimde yapılan işler bunlar. Böyle bir algıda yönetiliyor. Ha, doktorlar bak işte işlerini bıraktılar, hastalar orada ölüyor. Serum bile takılamıyor bu insanlara, garipler ölüyor, yurttaşlar, doktorlar da grevdeler. Olur mu böyle bir şey? Hatta bir imamın birisi çıktı. Yani bunları anlattı böyle. Döver misin, söver misin, öldürür müsün dedi. Soruşturma açılmış. Ben de imama diyorum ki rahat ol, müsterih ol kardeşim. Sen, hiçbir şey olmaz. Eminim önümüzdeki süreçte seni daha kalay bir görevde görürüz. Çünkü geçmişte yaşananlar bize bugün bunu söyletiyor. Yani geçmişten gelen örnekler üzerine değerlendirirsek bu imama da bir şey olmayacağını çok böyle hani bilmek için falcı olmaya falan gerek yok. Bütün bunlar elbette siyasetinde şu anda tartışılan önemli maddelerinden bir. Sadece siyaset tartışmıyor. Evlerdeki sohbetlerde de bu konu söz konusu değerli izleyenler. Sadece ekonomi değil, siyaset değil. Bu da yeni giren ya da son günlerde fazlaca konuşulan bir konu. Şimdi konu önemli. Sağlıkta şiddet başlığıyla konuşuluyor. Ama dediğim gibi sağlıkta şiddeti geçti. Artık sağlıkta cinayete kadar taşındı iş. Bir de doktorun yanında bir de sekreter de hayatını kaybetti. Hani hep doktorun hayatını kaybettiğini söylüyoruz. Ancak bir de sekreter kardeşimiz var. O da hayatını kaybetti o olayda sevgili seyirciler. Onu da burada söylemiş oldum ve rahmetle yad edelim kendisini. Şimdi Sayın Şahin'e döneceğim. Fakat öncelikle bu işin yani öbür tarafında olan doktor, profesör doktor Sayın Saltık'la başlamak istiyorum. İşin hem tıp hem de siyasi değerlendirmesini de Sayın Şahin'den biraz sonra alacağım. Evet Sayın Şahin, müsaadenizle hocamla başlamak istiyorum. Şimdi hocam, yani özetlemeye çalıştım. Bu özetin üzerine bir şey söyleyecek durumda değilim, ekleyecek durumda da değilim ve sözü doğrudan size bırakıyorum. Çok teşekkürler değerli Ken. Değerli KRT televizyon izleyicilerini sizleri saygıyla selamlıyorum. Üzgün ve gergin bir ortamda ne yazık ki bu programı yapıyoruz. Şiddetin kuramsal tanımına, sınıflandırılmasına, tiplerine girmek belki çok doğru değil bu programda. Gerek de yok. Ama somut sonuçları ortada. Sizin de belirttiğiniz gibi şiddet artık en ağır derecesiyle cinayete, bir başka insanın yaşam hakkını sonlandırmaya dek tırmanmış durumda. Bilimsel yaklaşım elbette bu sürecin nedenlerine, kök nedenlerine inmeyi gerektirir. Görünürdeki, vitrindeki yüzeyel nedenlerine değil, gerçekten ağ dalanda yatan kök nedenlerine inmeyi gerektirir. Bu da bir takım bilimsel araştırmaları gerektirir. Ben sormak isterim, acaba Sağlık Bakanlığımız bugüne dek giderek Türkiye'de tırmanan ve artık cinayetlere varan şiddet olaylarıyla ilgili bir bilimsel araştırma yapmış mıdır? Yaptıysa bu çalışmanın sonuçları nelerdir ve o sonuçlara uygun adımlar atmış mıdır? Sayın Bakan'a, değerli meslektaşım Fikret Şahin de bir parlamenter olarak böylesi bir soru önergesi sunabilir, yanıt alabilirse tabii. Benim bildiğim kadar, bildiğim ölçüde Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir çalışması yok. Ama biz hekimlerin, meslek örgütlerinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, birimlerinin bir takım araştırmaları var. Öncelikle zamanlamasına bakmak gerekirse değerli Dükel, sağlıkta şiddet olaylarının aşağı yukarı son 10 yıla odaklandığını saptıyoruz. Türkiye'de 2003 Haziran'ında AKP'nin iktidarı 3 Kasım 2002'de almasından yaklaşık 7 ay kadar sonra sağlıkta dönüşüm denilen bir program başlatıldı. Sağlıkta dönüşümün yol alışıyla birlikte zaman eksenine Türkiye'deki sağlıkta şiddet olaylarını koyarsanız değerli Dükel, koşut iki çizgi izlersiniz. Sağlıkta dönüşüm tırmandıkça, ilerledikçe şiddetin de ona koşut olarak tırmandığını görürsünüz. Bu çalışmaları yaptık biz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Sağlıkta dönüşüm kulağa hoş gelen bir algı yönetimi kavramı bildiğiniz gibi. Öncelikle health transformation sözcüklerinin Türkçe'ye çevirisi olduğunu belirtmek isterim. Niye bunu söyledim? Bu tasarım, sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesi, dönüştürülmesi AKP iktidarının kendi özgün tasarımı değil. Health transformation adlı Dünya Bankası, IMF,
Avrupa Birliği, ABD gibi kurumların, bildiğimiz kurumların bütün dünyada aşağı yukarı başlattıkları ve dayattıkları bir küresel proje. Bu projenin, yani sağlığı dönüştürme tasarımının altında yatan temel dinamikler aynı zamanda şiddeti körükleyen, doğuran nedenler olarak görünüyor. Ne onlar? Birincisi, sağlık hizmetlerinin giderek özelleştirilmesi. 2003'ten bu yana geçen 19 yılda 20. yılına girdik bu Temmuz'la birlikte. Türkiye'de sağlık hizmetleri adım 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 planlı, sistemli, istendik, tasarımlı bir biçimde özelleştirildi değerli Dükel. Pek çok uluslararası hukuk metninde, başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü Anayasası olmak üzere, Birleşmiş Milletler Ana Şartı olmak üzere, doğuşta kazanmış bir temel insanlık hakkı olarak tanımlanan sağlık, giderek insanların egemenlik alanından alındı. İnsanlar sağlık hizmetini doğuşta hak eden onurlu, saygın özneler olmak yerine müşterileştirildiler. Bu projenin, sağlıkla dönüşüm projesinin mimarı, dönemin Sağlık Bakanı Profesör Recep Akdağ, 27 Temmuz 2003'te basında yayınlanan, Milliyet'te yayınlanan Yıldız Hanım bir demecinde, bugünkü gibi belleğimde paylaşayım. Dedi ki, bundan böyle, tırnak içinde, Doktor Akdağ'ın 2003'teki sözlerini aktarıyorum. Bundan böyle hastalar müşteri olarak görülecek ve memnun edilecek, dedi. Sağlıkla dönüşümün özü buydu. Şimdi bu kısa tümcede bugünkü şiddet olaylarını giderek tırmandıran dinamikler barındırılıyor. Bunlardan biri, üç majör belirgin hatadan biri, hastalar. Özne olarak koskoca profesör sağlık bakanı, hekim sağlık bakanı, üstelik çocuk hekimi, hastaları alıyor. Halbuki modern, çağcıl, insancıl tıp ve sağlık hizmetlerinin odağında insan vardır, hasta değil. Sağlıklı insan vardır. Belki ters gelecek alışa geldiğimiz koşullanmalar nedeniyle ama değerli Dükel, Yıldız Hanım, öncelikle sağlık hizmeti sağlam insana verilir. Aykırı gelecek size. Çünkü biz yıllardır tepe taklak duran bir masayı seyrediyoruz sağlık hizmetlerinin alt üst oluşunda. Asıl olan sağlık hizmetinin demek ki sağlıklı insana düzenli aralıklarla hastalanmasın diye verilen hizmettir. Bunda ne denli başarılı olursanız o denli hastalıklar azalacaktır. Dolayısıyla erken tanı koyacaksınız ve etkili bir tedavi yapacaksınız. Hem ekonomik hem etkili olacak. Demek ki birinci hata sağlıkta dönüşümle ilgili insanı, sağlıklı insanı merkezden alıp onun sağlığını bir yana bırakıp tedavi odaklı hastaya yönlenmek. İkincisi, müşteri olarak görülecek dedi. Bu büyük bir aşağılama. İşte bugün insanlar kendilerini sağlık hizmetlerinin müşterisi olarak görüyorlar. Deyim yerindeyse şımartılmış, kışkırtılmış bir müşteri kitlesiyle karşı karşıyayız. Müşteri memnun edilecek diyor Sağlık Bakanı. Bir kez itirazımızı 20 yıldır koyuyoruz, bir kez daha koyalım. Biz insanlar sağlık hizmetlerinin iğrenç kapitalizmin, vahşi neoliberal ideolojinin müşterileştirdiği kişiler değiliz. Bizler sağlık hizmetlerini doğuştan hak eden onurlu ve saygın özneleriz. Yurttaşlarız. Kapitalizmin müşterileri değiliz. İkincisi, üçüncüsü memnuniyet. Memnuniyet tümüyle bir piyasa deyimidir değerli Dükel. İnsanları verdiğiniz piyasa hizmetleriyle ve mallarla memnun edebilirsiniz. Şu telefonla memnun edebilirsiniz. Şu bardakla memnun edemeyebilirsiniz. Sağlık hizmetlerinde müşteri memnuniyeti tümüyle bir vahşi kapitalist terminolojidir. Peki ne olacaktır bunun yerine? Sağlık hizmetlerinin başarısı sağlık düzeyi göstergeleriyle, evrensel sağlık düzeyi göstergeleriyle ölçülür. Nedir onlar? Birkaç örnek vermek gerekirse bebek ölümleridir. Canlı doğan bebeklerin bir yaşına varmadan ne kadarı ölüyor? Binde kaçı ölüyor? Ortalama insan ömrüdür. Doğuşta insanlar kaç yıl yaşıyor? Örneğin Kongo'da 40 yıl yaşıyor. Türkiye'de 75, 76, 80 yıla dek tırmandı gibi. Doğuştan yaşanan, beklenen yaşam süresi. Üçüncüsü, insanların bu ortalama yaşam sürelerini 75-80 yılın ne ölçüde sağlıklı geçirdikleri gibi. Uluslararası kabul edilmiş sağlık düzeyi ölçütleri vardır. Anne ölümleri, bebek ölümleri, çocuk ölümleri, iş kazaları, meslek hastalıkları gibi. Bunlarda iyileşme olduğu ölçüde sağlık hizmetleri başarılıdır. Evrensel ölçü budur. Bilimsel ölçü budur. Dolayısıyla sağlıkta dönüşüm projesiyle bu sistem tümüyle özelleştirilmeye açılarak Dünya Bankası'nın 92 raporunda belirttiği gibi sağlık hizmetleri bir metadır.
açıkça. Oysa biz sağlık hizmetlerini bir temel insanlık hakkı olarak öngörüyoruz. Pek çok uluslararası metinde de böyle. Fakat küreselleşme bunların hepsini ayaklarının altına aldı bildiğiniz gibi. Şimdi Türkiye'de daha somutlarsak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi bağlamında şehir hastaneleri başı başına bir kırılma noktası. Şehir hastanelerinde bu hastaneleri işletecek şirketlerle yapılan Sağlık Bakanlığı sözleşmeleri saklı değerli Dükel, gizleniyor. Nedir bu sözleşmelerde günler dediğimizde ticari sır olarak öne sürülüyor. Oysa şehir hastanelerinin finansmanı büyük ölçüde sizin, benim, Yıldızhan'ın hepimizin verdiği vergilerle, üstelik çok haksız biçimde gerçekleştiriliyor. Vergiyi veren bizler, vergimizin nereye nasıl harcandığını öğrenme hakkına sahibiz. Dolayısıyla burada verginin amacından da saptırıldığını, bir takım yandaş şirketlerin şehir hastaneleri üzerinden zengin edilmesine dönük bir süreç izlendiğini ve geldiğimiz yerde değerli Dükel, Türkiye'de 1530 hastane var şu anda ve bunların 600 kadarı özel hastane, 900 kadarı devletin hastanesi. AKP iktidara geldiğinde 800 dolayında devlet hastanesi vardı. Çok az bir artış oldu ama özel sağlık sektörüne deyim yerindeyse yürü yakalım dendi. Yataklar bakımından 1500 hastanenin 600 özel sektörün, 250 bin toplam hastane yatağının da 50 bini özel sektörün. Beşte biri özel sektörün. Çok çarpıcı bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de toplam 47-48 bin yoğun bakım yatağı var. Çocuklar, bebekler dahil. Bunların 30 bini biraz aşkını özel sektörün. Dikkat buyurun orantıya. 47-48 binin 3'te 2'si aşağı yukarı özel sektörün elinde. Bir başka açıyla toplam 50 bin dolayındaki özel sektör yataklarının 30 bine yakın bir bölümü yoğun bakım yatağı. Bu bir anomali, bu bir ucube. Niye böyledir? İnsanların bunu sorması gerekir. Fikret Bey çok çalıştı sağ olsun benim gibi. Şehir hastanelerinin finansmanı ile ilgili şehir hastanelerinin apaçık bir Lozan'la kaldırdığımız, reddettiğimiz kapitülasyon olduğunu söylemek zorundayım. Sağlık kapitülasyonudur şehir hastaneleri. Ve bütçenin 2021'de neredeyse aslan payını şehir hastanesi, 13 şehir hastanesi almıştır. Rakamlarla insanları boğmak istemiyorum. Bu yılda bütçe biliyorsunuz erken bitti ve şehir hastanelerinin finansmanı için 1.1 trilyonu bulan ek bütçenin için önemli bir finansman oraya aktarılacak. Şimdi bunlar hasta garantili değerli Dükel. Tıpkı kullandığınız köprüler, kullanmadığınız, geçmediğiniz havaalanları, alt geçitler, şunlar bunlar gibi hasta garantili. Yani Türk halkının artık şunu görmesi gerek. Kapitalizm, Büyük Atatürk'ün deyimiyle bizi mahvetmek isteyen emperyalizmle, bizi yutmak isteyen kapitalizm bugün öylesine azgınlaşmıştır ki AKP iktidarını da maşası olarak apaçık kullanmaktadır ki Tarikatlar Koalisyonu AKP bir yandan Türkiye'ye 7. faşizmi dayatırken bir yandan da iğrenç neoliberal kapitalizmin açık, apaçık ve çok tırnak içinde yürekli, gözü kara diyeyim bir maşası ola gelmiştir. Bu kapitülasyon süreci içinde devlet hazine arazilerini karşılıksız vermekte bu şehir hastaneleri için 25-30 yıl boyunca orada kiracı olmayı kabul etmekte, ödeyeceği bu kira paralarıyla aslında o hastanelerin kendilerini iki kez, üç kez yapabilecek iken dövize indekslenmiş bir biçimde kiralar, fahiş kiralar ödenmekte ve anlaşmazlık halinde Londra'daki tahkim heyetleri görevlendirilmiş bulunmakta, Türk yargısı da bypass edilerek. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı'nın Eskişehir yolu üstündeki binası da bu yolla yaptırılmıştır. Yani şirketlere borçlanarak yaptırılmış ve kirayla orada oturulmaktadır. Cumhuriyet'in kurduğu Sıhhiye'de adını verdiği o semtteki o güzelim Sağlık Bakanlığı binası terk edilmiş. Arkasında da bir yeni binalar vardı, yenileri de vardı. Şimdi dolayısıyla Türk halkı bizi dinlesin. Ey benim devletim, sen kendi bakanlığını, kendi hastanelerini yapamayacak kadar yoksul musun? Finansal kaynaklardan yoksun musun? Bizden topladığın vergiler nereye gidiyor? Sen, ben bir Sağlık Bakanlığı binasını dahi yapamayacak durumdayım diyorsun. Çok ölçüsüz, adaletsiz, yüksek oranlı vergi alıyorsun. Bunları nereye kullanıyorsun? Dolayısıyla değerli Dükel,
Anayasanın 73. maddesindeki vergi, tane tane yavaş yavaş söyleyeyim, vergi evrensel tanımından çıkarak kamu hizmetlerini görmek için adil, dengeli biçimde yurttaşlara yıkılan finansman yükü olmaktan çıkarak yaşam biçimimizi değiştirmeye, sermayenin bugününü ve geleceğini güvence altına almaya dönük bir araç olarak kılınmıştır. Ve sermaye birikimi günümüzde yalnızca küresel kapitalizmin gününü, bugününü değil, yarınını, çocuklarını, torunlarını da güvenceye alacak bir biçimde azgınlaştırılmıştır. Şehir hastaneleri bunun tipik örneği. Ve bunu tersi, madalyonun tersine çevirirseniz, yalnız siz değil, yalnız ben değil, yalnız hanımefendi değil, bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği de ipotek altına alınmaktadır bu sağlıkta dönüşüm süreciyle hastanelerle. Şimdi dolayısıyla bu süreçte giderek kamunun sağlık hizmetlerinden çekilmesi, giderek örtük bir biçimde özelleştirme. Halk öğrensin, şehir hastaneleri devletin hastaneleri değil. Şehir hastaneleri sözünü ettiğim yanda şirketlere verilen hasta garantisiyle %70 doluluk garantisiyle verilen eksik açık kaldığı takdirde de bütçeden, döner sermayeden finanse edilen işletmeler durumundadır ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu hastanelerde verilen hizmetlerin bedellerini karşılayacak finansal gücü yoktur. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl SGK, genel sağlık sigortası getirildi ya, bunları karşılamak için büyük oranda açıklar vermektedir. Örneğin geçtiğimiz yıl bu açık 224 milyar TL idi. Geçen yılki bütçede yaklaşık 1.2 trilyon TL idi. Demek ki bütçenin aşağı yukarı altıda biri kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı. Dolayısıyla bugün SGK'nın sağladığı genel sağlık sigortası son derece sınırlı, küçük bir cep sigortasına inmiştir değerli Dükel. Çok temel bazı hizmetleri karşılamaktadır. 2005-2010 sayılı yasanın çıkartıldığı genel sağlık sigortasının yürürlüğe konduğu 2008'den bu yana geçen 14 yılda sağlanan sağlık güvenceleri giderek daraltılmıştır. Karşılanmayan bir yığın ilaç, bir yığın tedavi, örneğin diş hekimliği hizmetleri çok büyük ölçüde kamuda verilmemektedir. Özelde insanlar dışarıdan almak durumundadır. Gözlük, şunun maliyetlerinde, şu gözlüğün maliyetlerinde, diyelim ki bu gözlük 2000 liraysa 50 lira, 60 lira, hadi diyeyim hatırlatın için 80 lira katkısı var devletin şöyle bir gözlükte. Bunun gibi devlet giderek kenara çekiliyor. Özel sektöre yürü yağ kulum deniyor. Ve sağlık kuruluşlarında biz hekimler, sağlık çalışanları, sağlık hizmeti isteyenlerle karşı karşıya getiriliyoruz. Üniversite hastaneleri korkunç bir finansman darboğazı içinde. Bir safra kesesi ameliyatı diyelim ki bugünkü bedellerle 4000 TL'ye mal oluyor ise, komplikasyon hiçbir şey çıkmazsa, SGK'nın ödediği 1000 TL. Dolayısıyla üniversite hastaneleri sürekli bir biçimde kamu üniversite hastaneleri borçlanarak hizmet vermeyi sürdürmeye çalışıyor. Korkunç borçları var. Döndüremiyorlar kendilerini, iflasın eşiğindeler. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl öteye ötelenmiş borçları var. Dolayısıyla temel tıbbi gereçleri almak için ihaleye çıktıklarında fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Çünkü 3-4 yıl sonra ancak ben bunu alırım diye ifade ediyor şirketler. Erdoğan dilinin ağzından altından kaçırdı aslında bunu 4 yıl kadar önce ya da 4,5-5 yıl kadar önce. Dedi ki üniversite hastaneleri için eğer yönetemiyorsanız bize bırakırsınız, biz yönetiriz dedi. Sağlık hizmeti başka, yönetim başka dedi. Şimdi buradaki niyeti de herkes görsün. Yarın bir gün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, benim yenilerde emekli olduğum Sıhhiye'deki o taş binadan ibaret kalabilir. İbn Sina Hastanesi, Cebeci Hastanesi hepsi özelleştirilmiş olabilir. Amerika'daki gibi. Afiliye olur, oradan hizmet alırsınız denmekte. Bu hastanelerin, kamudaki nitelikli hastanelerin özel sektöre rakip olması istenmemekte. Nitelikli yetişmiş hocalar son derece düşük ücretlerle, çok ağır çalışma koşulları altında aşağılanarak, bizzat Erdoğan'ın kendisi tarafından giderlerse gitsinler. Hatta aşı olayında 2009'larda hatırlayın, ben bunlara bir iğne bile yaptırmam demişti.
Ama sonra gitti İstanbul'da bir cerrah olarak ameliyatını yaptırdı. İyi bir cerrah olarak ameliyat yaptı. Bunun gibi. Toparlarsak değerli Dükel, sağlıkta özelleştirmeyle, insanların sağlık hizmetlerinin gaspı ile gerçekte içinin boşaltılmasıyla insanların arzu ettikleri nitelikli sağlık hizmetlerine erişememelerin nedeniyle yaşadıkları gerilim sağlık kuruluşlarında insanların birbirine cinayete dek varan şiddet uygulamasına dönüşüyor. Böyle bir yansımayla karşı karşıyayız. Alınacak önlemler şimdi bir konuşmak, daha mı sonra konuşmak? Sonra konuşuruz hocam. Önlemler için sonra diyorsunuz. Şöyle toparlayayım o zaman bu bölümü. Ben Erdoğan'ı öncelikle dilini yumuşatmaya, daha insancıl, daha saygılı, Türkiye'nin kendisi Müslüman bir insan olduğunu söylüyor. Bir Müslümana yakışır, Türkiye'nin geleneklerine yakışır, Cumhurbaşkanı'na yakışır bir dile dönüşmesini istiyorum. Bir söz vardır, teşbihte hata olmaz, balık baştan kokar diye. Erdoğan şiddet söylemini ağzından düşürmedikçe bunlar sürecek. Bunlar sürtük, bunlar bilmem şu, bunlar görülmemiş şeyler. Evet. Görülmemiş şeyler. Dolayısıyla evet, siyaset dili biz hekimler, tartışma alanı zaten. Biz hekimler sağlıkta şiddeti hak etmiyoruz. Bu sağlık politikalarının halkımızla birlikte kurbanıyız. Halkımıza çağrımız, sizi engelleyen biz değil, sizi engelleyen iktidarın bu özelleştirme sağlık politikaları. Evet. Biz halkımızla el ele vererek sorunları çözmekten yanayız. Peki. Sorun sistem sorunu. Yani sorun sistemi böyle ne dediniz biraz önce? Sağlıkta kapitülasyon dönüş, dediniz. Sağlık kapitülasyonu. Yani sonuçta hani çok da şey yapmadan şöyle özetleyemek mümkün herhalde. Para ver. Para sağlık hizmeti al. Az para verirsen, az hizmet alırsın, çok para verirsen çok alırsın. Burada kalite nerede diye sorarsan o da paranla beraber geliyor. Biz para değil kadar mi? Sağlık diyoruz evet. Kısaca. Para kadar sağlık. Şimdi Sayın Şahin hocamı dinlediniz. Değerlendirmeleri evet. Elbette kıymetli. Sizin hı-hı. ekleyeceğiniz ya da itiraz edeceğiz ya da başka bir pencere açacağınız bir nokta var mı? Buyurun efendim. Tabii. Ben öncelikle Yıldız Hanım'ın sorun sistem sözüne bir ilaveyle başlamak istiyorum. Yıldız Hanım, keşke ortada bir sistem olsa. Özetle, sağlık sistemi diye bir şey kalmamıştır. Sağlık sistemi tamamen çökmüştür. Sistemsiz bir sağlıkla sistemi demek diyemiyorum ama yani sistemsiz bir sağlık politikasıyla karşı karşıyayız. İşin özü budur. Şimdi tabii geniş çerçeveden bakacak olursak konuya, bu sağlıkla ilgili şiddet olayı ne zaman gündemimize geldi? Biz ne zamandan itibaren bu şiddeti konuşur hale geldik? Dikkat edecek olursanız özellikle AKP iktidarıyla birlikte şiddet gündemimize gelmiştir. Son 10 yılda 15 yılda şiddetten yoğun şekilde bahsediyoruz. Sadece sağlıkta değil, kadına yönelik şiddet var, çocuğa yönelik şiddet var. Efendim hayvanlara yönelik şiddet var ve işte en son acı örneği sağlıkta şiddeti de görüyoruz. Artık sağlıkta şiddetten efendim biz AKP döneminde sağlıkta vahşete geçtik. Bu artık şiddet değil, bu alenen vahşet. Doktorlar bıçaklanıyor, doktorların boynu kesiliyor, doktorlar ateşli silahlarla katlediliyor. Bu artık şiddet değil, bu vahşet. Ve efendim AKP iktidarından önce elbette bir takım ufak tefek şiddet olayları, sözlü olaylar vardı ama yani bu derece yoğun şekilde hayatını kaybeden bu derece vahşi bir tabloyla karşı karşıya değildik. AKP iktidarıyla birlikte izlenmiş olan yanlış sağlık politikaları sağlıkta şiddeti sistematik hale getirmiştir. Artık yoğun bir şekilde burada sağlıkta şiddetten bahseder hale geldik. Biraz önce değerli Ahmet hocamız da bahsettiği gibi sağlıkta dönüşüm programı özünde sağlık hizmetlerini kamusal bir sağlık hizmetinden artık neoliberal bir piyasacı milletin, halkın almış olduğu sağlık hizmeti üzerinden yandaş şirketlere para kazanacak bir sistem haline dönüşmüştü. Ve bu sağlıkta dönüşüm programının da komplikasyonları bize işte sağlıkta şiddet, malpraktis davaları ve defansif tıp olarak dönmüştür. Dolayısıyla halk bundan en büyük zararı
mevcut halkımızın almış olduğu sağlık hizmetlerini de görüyoruz. Halk da bundan şikayetçidir. Bakınız, biraz önce sağlık sisteminin sistemsizliğinden bahsettik. Yani kimse memnun değil. Yani hizmet alan hastalar da memnun değil. Hizmet veren başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları da memnun değil. Demek ki bir hata yani. Aslında 1990'lı yılların başlarında İngiltere'de gördük ve inanın halk bir süre sonra orada sistem çöktü ve halk sokaklara döküldü. Hastanelerimizi tekrar istiyoruz diye yürüyüşler yaptı. Şimdi buradan Türkiye'ye bir yansımasını göstermek istiyorum ben. Bir süre sonra hekimlerle birlikte inen hastalar yürüyecek, hasta yakınları yürüyüş yapacaklar. Sağlık hizmeti alamıyoruz, bu sağlık sisteminden şikayetçiyiz, bu bakanlığı, bu bakanı istemiyoruz diye vatandaşlar yürüyecek. Buradan ben bakanlığı uyarıyorum. Ve şöyle söylüyorum, bir özel hastane patronundan sağlık bakanı olmaz. Özel hastane patronu bir kişiden kamucu bir sağlık hizmeti bekleyemezsiniz. Şu anda özetle bir özel hastane patronu olan bir sağlık bakanı ve özel hastane lobilerine teslim olmuş olan bir sağlık bakanlığı ile karşı karşıyayız. Bunu iddia ile söylüyorum. Aralık ayında bir düzenleme yapacaktık hep birlikte. Tüm partilerin ortak kararıyla bir konsensüsle bu yasayı çıkaracaktık. Son dakikada bu yasa AKP tarafından geri çekildi. Neden? Çünkü özel hastane lobileri Sağlık Bakanlığı'na baskı yaptılar. Siz dediler bu derece özlük haklarında bir iyileştirme yaparsanız biz özel hastanelerde çalıştıracak hekim bulamayız dediler ve bu yasa teklifi geri çekildi. Daha sonra Haziran ayında gelen, 6 ay sonra gelen yasa teklifi inanın Aralık'taki teklifin %100'e civarında gerisinde kalmıştır. Sonuç itibariyle biraz önce değerli hocamızın da ifadesiyle Türkiye'de artık sağlık hizmeti kamusal bir hizmet alanı olmaktan çıkmış ve özellikle de iktidara yakın şirketlere para kazanma imkanı sağlanmıştır. Ve burada önemli pay da şehir hastanelerindedir. Şu anda hizmette 13 tane şehir hastanesi vardır ve bu 13 tane şehir hastanesinde sahip olan 4 tane şirket vardır. Ve bu 4 şirkete 2022 yılında tam 5 bakanlığın bütçesi teslim edilmiştir. Yani her bir şirket patronuna bir bakanlığın bütçesinden daha fazla para ödenmiştir. Oysa şehir hastanenin maliyetleri ortadadır. Biraz önce değerli hocam ifade etti. Efendim evet ticari sır diyorlar ama bu ülkenin namuslu, dürüst, vatanını, milletini seven bürokratları var. Onlar sayesinde biz bu sözleşmeleri şu anda elimizde. Sözleşmelerin hepsini biz vakıfız. Ve orada şunu görüyoruz. Yeniden finansman denilen bir madde var. Arzu ederse bakanlık ve AKP iktidarı istediği zaman bu şirketlerin paralarını ödeyerek veya bu şehir hastanelerini borsa üzerinden halka arz ederek bu kamulaştırabilir. Yeniden finansman maddesi vardır ve ana sözleşmenin 11. maddesidir bu. Bunu işletmiyor. Bunu biz defalarca mecliste de açıkladık. Ve dediğim gibi 4 tane patrona siz 5 tane bakanlığın bütçesini teslim ediyorsunuz ve 3 yıllık bir maliyeti vardır. 3 yıllık devletin ödediği kira ve hizmet bedeliyle o hastanenin maliyetini karşılıyorsunuz. Peki sorulması gereken soru şudur. Madem 3 yılda maliyet karşılanıyorsa neden biz 25 yıl ödemek durumundayız bu hastanelere? Neden 25 yıl ödüyoruz? Çünkü bu şirketler üzerinden mevcut iktidar kendi siyasi finansmanı da yapmaktadır. Yani biz sağlık dediğimiz zaman orada akan sular durur, orada bir yolsuzluktan, orada bir efendim işte usulsüzlük aklımıza gelmez. Yani bizlerin, insanların bir yumuşak karnıdır hastane, hastalık, hekim ve bunun üzerinden maalesef mevcut iktidar kendi yandaş şirketlerine para aktarmaktır. Özetle şöyle diyeceğim. Bir saniye özetlemeden önce şunu anlamaya çalışıyorum. Yani yanlış mı anlıyorum ya da doğrusunu siz söylerseniz çok memnun olurum. Şimdi dediniz ki bu arada AKP kendi siyasal finansını da buralardan sağlıyor. Yani ben evet. Hastaneye gittiğimde
o katkı parası işte bilmem ne falan muayene parası falan verdiğimde AKP'nin işte benim kendi mahalleme ya da kendi bir herhangi bir köşeye yurtun bir köşeye asılan pankartın ya da broşürün parasını ödemiş mi oluyorum? Elbette ödüyorsunuz. Bakın şimdi bu yılki ifadeyle söyleyeyim. Ek bütçe artı bütçenin toplamlarında şehir hastanesi için ödenecek miktar tüm Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı sağlık yatırımlarından daha fazla. Sağlık Bakanlığı son aylarda 10 tane devlet hastanesi ihalesini iptal etmek zorunda kaldı çünkü parası yok. Ve bakın ek bütçede şehir hastanelerine ayrılan bütçe çok daha fazla sağlık yatırımlarına ayrılan bütçede. Keza bütçede de o şekilde 29 milyar lira 2022 yılında bütçeden sağlık yatırımları. Yani devlet hastanesi yapım için para ayrıldı ama şu anda reel olarak 33,5 milyar liranın daha üzerinde şehir hastanelerine ödeme yaptık biz. Yani ve son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin en az %20'sini şehir hastanelerinin kira ve hizmet ödemeleri alıyor ve son 4 yıldır bakanlık fonksiyonel olarak %80 bütçeyle çalışıyor. Dolayısıyla da devlet hastanelerini yapamıyor ve sağlık çalışanının hakkında bu nedenle veremiyor. Aslında bu hastaneler biraz önce ifade ettiğim gibi 3 yıllık bir kira ve hizmet ödemesi biz yapabiliyoruz. Keşke biz kendimiz yapmış olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Ve bakın bu iktidar başlangıçta 40 tane şehir hastanesi yapmakla yola çıkmıştı. Daha sonra biz belgeleri açıkladık ve 30'a düştüler. Daha sonra 20'ye ve 13'te kaldı. Şunu söylemek istiyorum. Boşu boşuna kamudan özel yandaş şirketlere para aktarma paravanı olarak kullanılan bir şehir hastaneleri sistemiyle karşı karşıyayız ve bu sistemin sürdürülebilirliği yoktur. Tüm Avrupa Birliği'ndeki uygulamalarını inceledik. Hepsi sonunda mutlaka çökmüştür. İşte bizde de çöktü. Çöktü. Ve bir an önce bu sistem baştan aşağı değişmesi gerekir. Bir an önce kamucu bir sağlık politikası uygulanması gerekir. Ve bir an önce mevcut bir özel hastane patronu, bir sağlık bakanı istifa etmesi gerekir. Ve sadece sağlık bakanı değil ki hastane sahibi olan Milli Eğitim Bakanı diyorsunuz, özel okul sahibi, turizm bakanı diyorsunuz, turizm şirketi ve otellerinin sahibi. Yani sistemi bunun üzerine kurdu AKP. Tabii. Ben şimdi tabii burada sağlık. Tabii konu sağlık olunca sağlık bakanı diyorsunuz elbette. Diğerlerini tabii de ben hatırlatmış olayım. Daha yukarı perdeden, daha üst noktadan ifade edecek olursam yine şiddetin artmasındaki en önemli faktör mevcut siyasi iktidarın kullanmış olduğu dildir. Yani ayrıştırıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı konuşmalar özellikle de kendisini toplum nazarında şiddet olarak göstermektedir. Özellikle de AKP Genel Başkanı'nın kullanmış olduğu dil şiddet dilidir ve burada toplumsal şiddeti körükleyen bir tarzı vardır. Ve kendisi de ifade etmiştir. Yani konuşma bir öfke, bir konuşma tarzıdır, efendim bir üsluptur diye ifade etmiştir. Ve bu öfke toplumda işte hekime, diğer bireylere şiddet olarak yansımaktadır. Sonuç itibariyle biraz önce değerli hocamız da ifade etmiştir. Sorumlu noktadaki efendim AKP Genel Başkanı olsun, mevcut bakanların, diğer bizler de tabii buna dahiliz sonuç itibariyle toplumun örnek aldığı kişilerin birleştirici, daha yumuşak, toplumu öfkeden uzaklaşı dil kullanması gerekir. Burada da en önemli görev AKP Genel Başkanı'na düşmektedir. Giderlerse gitsin dedikten sonra siz istediğiniz yasayı çıkartın, burada bir netice almanız mümkün değildir. Yine dönemin ilk AKP'nin iktidara geldiği dönemde Sağlık Bakanı olan ve şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı olan Sayın Recep Akdağ da mesela ilk bakanlık döneminde hekimleri hedefe koymuş, tüm sağlık sisteminin sıkıntılarını hekime tahvil etmiş ve her türlü sorun hekimden hesap sorulur hale getirmiştir. Ve şöyle bir imaj yaratmıştır açıkçası. Hastanede ölünmez. Hekimler sanki tekrar ilahi bir gücü var. Onlara can verecek. Bu ölüm vakasında da değerli meslektaşımıza tabii Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ekrem Karakaya vakasında da annesi elbette anjiyografi riskli bir vakadır. Elbette burada hasta kaybedilebilir ama binlerce hasta kurtuluyor. Ve sanki hastanede ölünmezmiş gibi bir imaj yaratıldı. Böyle değil. Yani ben buradan ifade, ben de bir hekimim. 30 yıllık bir hekimim. Bir cerrahım. Biz elbette insanı yaşatmayı amaç edinmiş bir mesleğe sahip olan insanlarız. Hiçbir hekim hastasına zarar vermek istemez. Her hekim hastaya yardımcı olmak ister. Hangi cinsiyetten, hangi meslek grubundan, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun bizim temel amacımız
insanı yaşatmaktır. Ve bu nedenle bu refleksle hizmet ederiz ama mevcut AKP'nin izlemiş olduğu işte ayrıştırıcı, ötekileştirici bu söylemler ve yanlış sağlık politikaları maalesef vatandaşlarımızın hekimlere karşı şiddet uygulamaları neden olmaktadır. Burada birinci sorumlu olan AKP'nin kullanmış olduğu şiddet dili ve AKP'nin uygulamış olduğu yanlış sağlık politikalarıdır. Burada ifade edeceğim üzere bu sistem denenmiştir. Bu sağlık sistemi, bu efendim sağlıkla dönüşüm programı denilen program daha önce denenmiştir. Bu sonuç olarak piyasacı bir sağlık hizmetidir. Ne kadar paranız varsa o kadar bir sağlık hizmeti alır noktasındasınız. Şimdi özellikle son dönemde ekonomik şartların bir hayli ağırlaşması, vatandaşın giderek fakirleşmesi tabii özel hastanelere başvuru oranını elbette vatandaşın kısıtlamıştır. Ve kamu hastanelerine başvuru oranı daha da artmıştır. Pandemi sonrası özellikle kamu hastanelerinin yükü daha da artmıştır. Başvuru oranı artmasıyla birlikte. Bununla birlikte ters orantılı olarak da kamudan hekim istifaları artmıştır. Son iki yılda kamudan istifa eden hekim sayısı 10 bini geçmiştir. Ve beraberinde yurt dışına giden hekim sayısı da yine 2 yıllık periyotta 2500'ü aşmıştır. Yani bir taraftan kamudaki hekim sayısı azalırken başvuran hasta sayısı artmaktadır. Dolayısıyla da mevcut hekimlerin yükü daha fazla artıyor ve bunu kaldıramaz noktada vatandaş randevu alamıyor. Tekniklerini yaptıramıyor, ameliyatlarını yaptıramıyor, tıbbi malzeme bulamıyor. Efendim işte sistemsizliğin sıkıntılarını vatandaş hekimden tahvil ediyor ve hekime şiddet olarak uyguluyor. Burada özellikle son dönemlerde nitelikli hekimlerin kamudan ayrıldığını ve özel hastanelere geçtiğini görüyoruz. Hatta bakın bu şiddet olayından sonra benim çok dikkatimi çekti. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Bir meslektaşımız şöyle demiş. Hekimlerimiz yurt dışına gidiyor. Kalanları da vuruyoruz demiş. İnanın çok acı, içim çok acıdı. Yani hekimlerimiz yurt dışına giden hekimlerimiz sıradan hekimler değildir. El cerrahisi olsun, efendim becerileri olsun, üstün yetenekleri olan, yabancı dili olan, dünya literatürünü takip eden ve alanında en başarılı olan hekimlerimizi kaybediyoruz. Cerrahi becerileri yüksek olan hekimlerimizi kaybediyoruz. Ve diğer ülkeler inanın bunları havada kapıyor. Yani bir an önce gelsinler evet diyerek. Çünkü biz gerçekte dünya tıbbıyla yarışan bir tıbba sahiptik. Türk tıbbı dünyaya seviyesiyle aynı noktadaydı. Ben de pek çok uluslararası toplantıya katıldım. Hiçbir zaman efendim Almanya'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan gelen bir hekim karşısında hiçbir zaman bir eziklik hissetmedik. Aksine inanın bizim bilgi, becerimiz, inanın yaptığımız operasyonlar onlardan çok daha iyiydi. Ama son yıllarda şunu görüyorum. Özellikle bu işte sağlıkta dönüşümün en önemli basamağı şehir hastaneleri. Şehir hastanelerinde rekabet edeceği, şehir hastanelerine başvuracak hastanın niteliği özellikle devlet üniversitelerinin tıp fakültesine giden hastalardır. Yani şehir hastaneleri patronları şehir hastanelerine karşı devlet hastanelerinin tıp fakültesi ünlerini kendilerine rakip olarak görmüşlerdir. Ve bakanlıktan da talepleri efendim bu devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinin geriletilmesi ve köreltilmesidir. Bu yapıldı mı? Evet yapıldı. Tıp fakülteleri borç batağına batırıldı. Hocalarımıza yeteri kadar ücret verilmedi, emeklerin karşılığı verilmedi ve özellikle niteliği yüksek olan hocalarımız özel hastanelere zorla gönderdi. Zorla diyorum. Siz efendim burada eğer bir hekimin emeğinin karşılığını vermezseniz, bu da efendim çoluğu çocuğu okuyor, üniversitede bir takım ihtiyaçları var, bunu karşılayamıyorsa çalıştığı devlet üniversitesi tıp fakültesinde mecburen özel hastaneye gitmek durumda. Özel hastane diyor ki kardeşim, sevgili hocam diyor, sen diyor devletle niçin uğraşıyorsun diyor, gel diyor, sen diyor orada 10-15 lira kazanacağını ben sana diyor burada 150 lira vereyim diyor ve o ameliyat artık o devlet üniversitesi yapılmıyor, özel hastanede vatandaş parasıyla yapılmak durumunda kalıyor. Özellikle evet. Şunu söylemek istiyorum. Evet, son cümleniz olsun, süreyi bitiriyoruz. AKP iktidarı döneminde Türk tıbbı bilerek ve isteyerek geriletilmiştir. Çünkü tıp fakültelerimizin, devlet üniversitelerimizin tıp fakültelerini şehir hastanelerinin rakip olarak görmüşlerdir ve kendilerine Sağlık Bakanı'na bağlamak istemektedirler ve halen istiyorlar bunu. Bu çok yanlış olacaktır. Türk tıbbı özel üniversitelerde nitelikli hekimlerle ilerleyebilir ve şu anda Türk tıbbı dünya tıbbının gerisindedir. Maalesef eskiden
yapılan bir takım operasyonlar artık tıp fakültelerinde yapılmıyor. Biz efendim Hacettepe Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Ege Üniversitemizin Tıp Fakültesi, 9 Eylül Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa, Çapa'yla gurur duyardık. Fakat şimdi üzülerek görüyorum ki bazı bölümlerde hoca bulmak çok zor. Mümkün olamıyor. Neden? Efendim herkesin maddi kaygıları, endişeleri var. Bunun ötesinde inanın tıp fakülteleri hastanelerinde tıbbi malzeme bulunamıyor yani. Bu da ayrı bir ayrı ve gerçekten kafa yorulması gereken bir konu. Yani ameliyat yapacaksınız, ameliyat ipliği yok. Tabii tabii. Yani bunu yıllardır AKP iktidarı dernek dahi kurulmuş. Tıp fakülteleri, hastaneleri efendim işte borcunu ödemek üzerine dernek kurulmuş. Bunun üzerine çalışılıyor yıllardır. Evet. Ve dediğim gibi AKP iktidarı bilerek ve isteyerek bu tıp fakültelerini gerileterek şehir hastanelerine hasta akışını sağlamaya çalışmıştır. Ama bunun da komplikasyonu Türk tıbbının gerilemesidir. Sonuç itibariyle de artık sağlık hizmeti Türkiye'de bir kamu hizmeti değildir. Özel sektöre tahvil edilmiştir. Bir istatistik vereceğim müsaadenizle. Son cümle olsun. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından 2020 yılına kadar olan 18 yıllık periyotta daha 2 hafta kadar önce Sağlık Bakanlığı bir istatistik yayınladı ve kendi rakamlarıyla söyleyeceğim. Kamu hastanelerindeki 18 yıllık periyotta artış %116 iken özel hastanelerdeki sayı artışı %109'dur. Bakın kamuda %116, özel hastanede %109. Efendim yine yatak sayılarındaki artış kamu hastanelerinde 18 yıllık periyotta 2002-2020 yılları arası %46 iken efendim özel hastanelerde %184'tü. Dolayısıyla giderek özel sektör ağırlıklı bir sağlık politikası izlenmiştir. Bunu evet. Zaten OECD'nin yine geçtiğimiz ay yayınlanmış olan 2021 yılı sağlık raporunda da görüyoruz. OECD diyor ki 38 tane OECD ülkesi arasında gayri safi milli hasılaya oranla sağlık harcamaları da Türkiye 38. sırada, en son sırada. Ve kişi başı sağlık harcaması da yine en son sırada ama cepten sağlık harcaması da baş sıralarda. Bu neyi evet. gösteriyor? Vatandaş cebinden daha fazla harcıyor ve artık sağlık hizmeti özel sektöre havale edilmiştir. Özel sektörün ağırlığı her geçen gün artmıştır. Ve ciro bazında ben iddia ile söylüyorum şu anda %50'nin üzerindeki kısım özel hastaneler üzerindedir. Ve bu da vatandaşın almış olduğu sağlık hizmeti üzerinden dediğim gibi özellikle kendinize yakın olan şirketlere para kazandırma amaçlı bir sağlık sistemi haline dönüşmüştür. Bu sistemin sürdürülebilir... Efendim süremizi açtık. Evet. Süremizi açtık. Son cümle, gerçek kısa bir cümle olsun ama. Evet. Efendim AKP'den izlemiş olduğu bu sağlık politikalarıyla sağlıkta şiddetin engellenmesi mümkün değildir. Ve vatandaşımız inanın bundan sonra çok daha sıkıntılar yaşayacaktır. Sağlıkla ilgili sıkıntılarımızı çözmemiz tamamen bu sağlık sistemini baştan aşağı değiştirmemiz daha doğrusu evet. yani iktidarı baştan aşağı değiştirmekle mümkün Peki. olabilecektir. Teşekkür İnşallah ederim. Vatandaşımız biraz daha sabırlıyoruz. Biz iktidara geldiğimiz zaman bu sorunların hepsini sırasıyla çözeceğiz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun değerli izleyenler. Bize kısa bir ara hemen döneceğiz. Efendim tekrar merhaba. Stüdyo Ankara programı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Biz elbette sağlık konusuna devam edeceğiz. Çünkü Ahmet Sağlık Hocamızı bırakmıyoruz. O burada. Onunla beraber devam edeceğiz. Ama memlekette sorun çok olduğu için elbette biz de bu programlarda sorunları böyle başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz. Hem sorunu dile getiriyoruz hem de bu sorunun çözümlerini de işin uzmanlarından paylaşmasını istiyoruz. Onlar da sağ olsunlar paylaşıyorlar. Şimdi bir başka sorunumuz var. Bu enflasyon ayarlaması yapıldı memurlara, emeklilere vesaireye yapıldı. İşte parasını alan oldu. Yok almadılar. Emekliler bayrama mesela